Manşete hoş geldiniz. Amerika çok büyük bir felaketle sınanıyor. Yüzyılda bir olacak gelecek bir kasırga. Buna hazırlanıyor özellikle Florida eyaleti. Fakat görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Yani işin bir elbette insanları etkileyen yönüyle, yerleşim merkezlerini etkileyen yönüyle felaket boyutu var sonuçları itibariyle. Bir de yukarıdan bakıldığınızda harikulade bir tabiat harikası. NASA astronotu Matthew Dominik görüntülemiş. Fotoğrafı da ekranda görülüyor. Ve uzaydan yaklaşan Milton kasırgası nasıl görünüyor? Şahane bir görüntü. 15 saniyelik, 18 saniyelik bu görüntüyle felaketin uzaydan nasıl göründüğü de görülüyor. Tabii dünyanın harikulade, işte mavi kürenin eşsiz, benzersiz ve herkese nasip olmayacak böyle bir tanıklık. İnsanlar milyarlarca harcamak zorunda kalıyorlar. Milyonlarca dolar harcamak zorunda kalıyorlar. Milyarderler ancak bunu yapabiliyor. Şahane. Gidemesek de en azından bunu bu şekilde bize görüntülü olarak gösteriyorlar. Ona bakacağız. Elbette yüzyılda bir gelen bir kasırga ve bütün Florida eyaletinin özellikle kasırganın geçtiği bölgenin boşaltılması istendi. Asrın felaketi. Peki gerçekten çocuk yaşlardan beri hep işittiğim bir şeydir. Dünya aya çıkarken biz neyle meşgul oluyoruz? Bu laf ne zaman üretildi bilmiyorum. Muhtemelen 69'da Amerika aya çıktıktan sonra, görüntüler paylaşıldıktan sonra herhalde 70'li yıllarda Türkiye'de de söylenmeye başladı. Alem aya çıkarken biz neyle meşgul oluyoruz diye herhalde belki 50 yıllık bir söylem. Ama gerçekten nelerle meşgul oluyoruz ona bakarak başlayalım. Sosyal ağları yani kapatmak gündemde şu anda. İşte Discord üzerinden başladı. Daha önce Roblox kapatılmıştı. Instagram kapatılmıştı, denenmişti, sonra açıldı birkaç gün içerisinde. Twitter ve YouTube yasakları biliniyor. Hepsi denendi daha önce. Aslında elinden gelse kontrol edemediği bütün alanları kapatır iktidar. Fakat bu konuda da toplumsal destek bulacağı bir ortam arıyor. Esasen şu anda suçluların, sabıkaların, belli bir izleme altında olanlarının, ailelerin, yakınların, kadınların şikayetlerine rağmen hakkında herhangi bir işlem yapılmayanların neden sokaklarda elini kolunu sallayarak gezdiğini iktidar çok iyi biliyor. Çok iyi bildiği halde onları toplamak, onlarla ilgili işlem yapmak ve gerekli önlemler almak konusunda, üst sınırdan cezalar vermek konusunda falan en ufak bir şartlı tahliye ya da iyi halden tahliye falan imkanı vermeden, olanağı vermeden bunun hepsini iktidar biliyor. Fakat oluşan bütün kötülükleri veya oluşan bütün negatif konuları, olumsuz konuları acaba ben buradan kendi iktidarımı perçinlemek ve sürdürmek ve çatlak sesleri kesmek için buradan nasıl bir fayda çıkarırım diye bakıyor. İşte Discord denilen sosyal ağlardaki işte konuşma, sohbet uygulamasının yasaklanması gibi. Ankara 1. Sulh Ceza Discord'u yasaklamış. İlgili şeyleri de. Peki siz bunu yasakladığınızda, yani elbette tamam orada örgütlenen saçma sapan insanlar var. Siz bu insanları tespit edeceksiniz. Ve onlara ceza vereceksiniz. Burayı kapattığınızda bu kişiler gidecekler başka bir uygulama üzerinden iş görmeye devam edecekler. Organize bir kötülükten binlerce, on binlerce insandan bahsediyoruz. Bu organize kötülük sen Discord'u kapatınca başka bir yeri bulmayacak mı? Yüzlerce mesajlaşma uygulaması var. Hemen her ülkenin geliştirdiği. Gider orada tutar işini. Hepsini kapatalım, internetin de şalterini indirelim. Dünya böyle bir dünya değil. Şimdi burada olan şeyler üzerine neden Discord kapatıldı? Velev sitesinde çok güzel, Velev News sitesinde çok güzel anlatılmış olay. Nasıl bu noktaya gelindi diye. Çocuklara Discord üzerinden ulaşan anonim kişiler daha önce internete sızan kişisel verilerle şantaj yapıyorlar. Yani tuzağa düşürecekleri kişilerin adresini, telefon numarasını, her şeyini biliyor. Esasen devlet burada, şu ilk maddeye dikkat edin. Devlet zaten namusunu kaptırmış. Vatandaşlarının tüm kişisel verileri internette serbestçe satılıyor ve bu insanlar oradan satın almışlar. Herkesin verisini biliyorlar. Hedef kitle kimse, kadınlar, çocuklar veya kız çocukları. Onlar üzerine yoğunlaşıyorlar. Sonra da özellikle kız çocuklarının ev adreslerine bomba ihbarı yapılıyor. Aileleri arayıp işte efendim kızınızın çıplak videosu var falan gibi yalanlar üfürüyorlar. Sonra da benzer videolar çekmesi isteniyor ve akla gelebilecek bir sürü
kötü, yanlış, çirkin şeyleri yaptırtıyorlar insanlara. Nereden hareketle? Devletin kaptırdığı kişisel verilerden hareketle. Yani yarın bir idare geldiğinde açıkçası bu nüfus ve vatandaşlık bilgilerini yeniden düzenlemesi gerekiyor. Olan her şeyi lağvedip yeni, güvenli bir sistem inşa edip onun üzerinden tanımlamalar yapıp ve öylelikle vatandaşının namusunu kurtarması gerekiyor. Yani namusu kaptıran bu namustur. Yani bir yönüyle hani töresel anlamda söylemiyorum. Kişisel veriler bir ülkenin namusudur. Onu kaptırarak zaten iktidar paçayı kaptırmış durumda. Discord falan hikaye. Bataklıkla uğraşmıyorlar. Sinek temizliyorlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Discord'u veya Telegram'ı, Telegram'da da örgütleniyorlar, WhatsApp'ta da örgütleniyorlar, her yerde örgütleniyorlar. Yüzlerce benim ismini de bilmediğim mesajlaşma programı var, uygulaması var. Çeşitli platformlarda, çeşitli telefonlarda, internette. Onu engelleyince bu kötülükle mücadele etmiş olmuyorsun. Bilakis bunu başka mecralarda devam etmesine olanak sağlamaya çalışıyorsun. Onlar da kendilerine göre önlem alıyorlar. İnternetten zarar görmemek için interneti yasaklı o zaman. Böyle bir şey yok dünyada. Ve yine şimdi İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Evet, İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Fakat önce idarenin aynı zamanda bu konuda tedbir de alması gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi'ni adına İstanbul denilen sözleşmeyi kaldırarak kadınları savunmasız bıraktı iktidar. Ve hikayeler yarım kaldı. Orada pankartta yazdığı gibi. Ancak bununla mücadele bataklıkla mücadeleyle başlar. Alkol zararlıdır, alkolü yasaklayalım. Tütün zararlıdır, yasaklayalım. Bunu merdiven altına indirirsiniz. Bambaşka alanlara, illegal alanlara yönlendirirsiniz. Kumarı yasaklayalım. Kumarı yasakladınız, kumar oynanmıyor mu bugün Türkiye'de? Yasa dışı bahisten insanlar milyonları milyarları götürmüyor mu? Yani olmuyor, olmadı da kullanmasını bileceksin. Bilakis bu tür platformlar, Discord gibi vesaire gibi bu tür suçlarla mücadelede mühim bir şey sunuyor insanlara. Yani devlete istihbarat anlamında da takip eder orayı, oraya insanlar sokulur, örgütün içine insanlar sokulur ve böyle çökertilir. Bir takım kadınların neden, kadın sanatçıların neden kadına karşı şiddet olayında tavır almadıkları konuşuluyor. Dün de ekrana getirmiştim. Yurdun dört bir yanında eylemler yapıldı. İnsanlar, özellikle kadınlar sokağa çıktılar. Cep telefonlarının ışıklarını yaktılar, mum yaktılar, pankartlar açtılar. Ve kadına şiddete dikkat çektiler. İstanbul Sözleşmesi yaşatır dediler. Fakat bir grup kadın sanatçı acaba neden bu konuda bir açıklama yapmadı ya da açıklama yapmaktan kaçındı. Ekranda bir kısmının resmi var, bir kısmı da buraya sığmadığı için getirmedim. Bir, çünkü %100 iktidarın kontrolünde olan eğlence sektöründen ekmeklerini yiyorlar. %100. Çektikleri filmler, diziler, yaptıkları işler tamamen %100. Yani Kanal D'de, ATV'de, Star'da, Show'da falan yayınlanıyor. Başka yerde yayınlanmıyor. Tamam iktidarın kontrolünde. Dolayısıyla iktidarın canını sıkacak bir şey söylemek istemezler. İşlerinden olurlar. Konser yapacak mekan bulamazlar, sahneye çıkacak gazino bulamazlar. İki, şöyle de bir şey var. Serenay Sarıkaya işte leopar desenli bir divanda, kanepede neyse oturmuş da evinde, o kaç paraymış? İşte yazıldığı gibi değil diyor falan, rakamı da söyle. Şimdi bu sanatçılar öncelikle şunu da akıllarına sokacaklar. Bu tür konularda toplum ayağa kalkmışsa, hele özellikle kadınlarla ilgili konuda ve siz de kadınların rol modelleriyseniz bir şey söyleyeceksiniz. Bir bu. İkincisi, artık yaşantınız daha önce gündeme gelmeyen şeyler. Evinizdeki koltuk, bindiğiniz araba, kullandığınız parfüm, takı, neyse, gittiğiniz kuaför. Daha önce gündeme gelmeyen konular önünüze konacak. Çünkü fakir bir toplumda yaşıyorsunuz. Artık bunları bulamayan bir toplumda yaşıyorsunuz ve yaptığınız ettiğiniz her şey de insanların gözüne batıyor. Dolayısıyla hepsi birbiriyle alakalı. Yani benzer bir yaşamı suya sabuna dokunmadan sürdürebileceğinizi düşünüyorsunuz belki, ama o öyle gitmeyecek. Ve bugün bulduğunuz işleri de yarın bulamayacaksınız. Niye? Konuştuğunuz için değil, ekonomik nedenlerle. Discord, Atıf Hoca kitabın ortasından güzel söylemiş. Gök kubbenin altında kötü şeyler oluyor diye yakında Türkiye'yi de olduğu gibi kapatacaklar. Kapatın gidelim. Bakın, bir kadın
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son derece güzel, enteresan bir eyleme imza attı. Ve CHP'li, görüntüsünü de izleyebilirsiniz, Nurten Yontar, CHP Tekirdağ Milletvekili. 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayına dikkat çekmek için kanser tedavisinin devam ettiğini belirtti ve peruğunu çıkardı. Ayakta alkışlandı. Güzel bir hareketti. Son derece cesur. Herkesin hem düşünemeyeceği hem de düşünse aklından geçirse bile yapmaya cesaret edemeyeceği türden bir işti, bir duruştu. O açıdan alkışlıyoruz. Ve Allah'tan şifalar diliyoruz. Nurten Yontar. Hiçbir şey yapmasa bile bununla ismini yazdırdı meclis tarihine. Leman bir doğalık yer kalmadı tüm bu kötülüklere kapağıyla çıkmış, narini kapağına koymuş. Hala çözülmemiş bir cinayettir. Artık 1,5 ayı geçti, 2 aya yaklaşıyor. Ailesinin evinde öldürüldüğü ortaya çıktı. Bütün aile de cinayet anında oradaymış. Cinayet saatinde evdeki su tüketiminde artış var. Belli ki temizlik yaptılar. Ve DNA kalıntılarını temizleyecek maddeler kullanılmış filan. Organize bir kötülük. Bunu asla unutturmamak lazım. Katılıyorum. Leman. Leman kapağıyla bunu bir kere daha arşivlerde yerini almasını sağlamış. Şimdi Sağlık Bakanlığı bir işte normal doğum, sezeryen doğum videosu paylaştı. Görmüşsünüzdür, çokça konuşuldu. Ağzı olan konuşuyor. Elbette kadınlar bu konuda konuşmalı. Doğum yapan anneler özellikle konuşmalı. Ne biçimde doğum yaptığından bağımsız olarak. Ve uzmanlar konuşmalı. Bu uzmanlardan biri Doktor Murat Emanetoğlu paylaşmış. Kadınları, anneleri daha fazla üzmeyelim, videoyu kaldıralım, rahat bırakalım. Yani normal doğum candır, sezeryan. Fiziksel ve psikolojik şiddete dur diyelim. Videodaki bu konunun altını çiziyor. Doğum şeklinden bağımsız tüm anneler ve annelik duygusunu yüreğinde taşıyan kadınlar başımızın tacıdır. Bizleri, hekimleri de rahat bırakın. Kast unsuru yoksa mal praktise davayı kaldıralım. Şiddeti önleyelim, buna cezaları artıralım. Adalet liyakati sağlayalım. Hakimleri de anne adaylarını da teşvik edelim. Baskı, zorlama yanlış diyor, devam da ediyor. Gerçekten de öyle. Her kafadan bir ses çıkıyor ve iş bambaşka mecralara gidiyor. Feyza Gümüşlüoğlu çok güzel paylaşmış. Bir kadının hava karardıktan sonra sokakta ne kadar rahat güvende yürüdüğü bir ülkenin en temel medeniyet göstergelerinden biridir. Daha önce anlattım mı bilmiyorum. Ağustos ayında bir hafta Belçika'da geçirdim ve Belçika'nın belli başlı şehirlerini dolaştım. Anvers'teydim. 2 gün Anvers'te kaldım. Çok etkiledi beni. Gecenin bir vakti 1-1,5 gibi yani ve orada kaldığım saatleri de etkin ve ayakta geçirmeye çalıştım ve şehrin içinde geçirmeye çalıştım. Gündüz gece yaşayan şehri gözlemlemeye çalıştım, deneyimlemeye çalıştım. Gece 1-1,5 kalacağım yere doğru yürüyorum. Her yaştan kadınlar yanımdan, sağımdan, solumdan geçiyor. Ben de işte hızlı adımlarla yürüyorum. Biraz da gecikmişim, yorulmuşum, belki de 1-1,5 gece saat. Çok iyi hatırlıyorum. Birden sonraydı. Bir kadın grubunun arkasından yaklaşırken tenha bir yerdi, bir ara sokaktı. Dikkatimi çekti. Şöyle dönüp bakmadılar bile. İlgilenmediler bile. Çünkü ben hızlı adımlarla yürüyorum. Arkadan bir erkek yaklaşıyor ve hızlı adımlarla yaklaşıyor. Ve yanlarından geçtim, gittim. Hiç enterese olmadılar. İstiflerini bozmadılar. Aralarında muhabbet ediyorlardı. Orta yaşta kadınlardı. Budur. Ve orada bir kere daha işte bu tweet mesajındaki duygu zihnimden geçti. Kadınların hava karardıktan sonra değil, gece yarısından sonra bile sokakta ne kadar rahat ve güvende yürüdüğünü gördüm. Ve arkadan yaklaşan, hızlı adımlarla yaklaşan bir erkek söz konusu olduğunda bile istiflerini bozmuyorlar. Şöyle dönüp bakmıyorlar, irkilmiyorlar, rahatsız olmuyorlar. Adımlarını yavaşlatmıyorlar veya kenara doğru, duvara doğru falan çekilmiyorlar. Parasız pulsuz olduğum yetmiyormuş gibi bir de kararsızım. Şimdi anketler çokça dolaşıyor. Tan Oral'ın çizgileriyle T24'ten getirdim. Son anket Metropol bu pazar seçim olsa diye bir anket yayınladı. Kararsızlar dağıtılmamış olarak bakıldığında
Oy oranları AKP 21, CHP 20.6 bu şekilde gidiyor. Kararsızlar dağıtıldığında da 30'u geçiyor her iki parti. Şimdi katılıyorum, bu tür anketler seçim satım haline girilmeden, seçim süreci gelmeden, kampanyalar başlamadan falan bir şey ifade etmiyor. Evet, fakat gene de bir duyguyu, bir neticeyi göstermesi yönüyle de önemli. Yani bakıldığında iktidardaki parti oy kaybetmemiş, muhalefetteki parti de 31 Mart'a göre yerinde sayıyor görünüyor. 31 Mart yerel seçimine göre, ama elbette tabii ki 2023 14 Mayıs'a göre de oyunu artırmış görülüyor, CHP'yi kastediyorum. Bu bir ölçüdür, veridir. İktidarın, ben CHP'nin oyu veya diğer muhalefet partisi oylarında değilim, İktidarın yani AKP'nin tek başına erimeden nasıl orada durduğunu gösteriyor. Kararsızlar dağıtıldığında 32, kararsızlar dağıtılmadığında bile 21'lik bir kitle düşünmeden AKP diyor. Ülkede bunca işte asayiş sorunundan ekonomik problemlere kadar sıkıntı varken. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin negatif nitelikli bireysel kredi kredi kartı Ağustos 2024 rakamlarına göre bireysel kredi ve bireysel kredi kartında ve toplam ikisine birlikte bakıldığında %1213 özür dilerim bin, yani 871'e 2023'te 871'miş, 871 bin kişiymiş. 1213 yani 1 milyon 213 bin kişiye çıkmış totalde bireysel kredi ve bireysel kredi kartı Ocak'tan Ağustos'a. Bu sonra işte tabii İsrail. Vallahi sırf şu Cumhurbaşkanı konvoyunu İsrail'e satsak adamlar kaçacak delik arar diye çizmiş Bülent Çelik gazete Pencere'de. Evet, bu işin esprisi, ironisi ama İsrail üzerinden parmak sallanıyor. Ortadoğu'daki yeniden şekillenme üzerinde de mecliste ittifak yapılıyor. Yani bir yönüyle CHP'yi idare etme görevi Erdoğan'a, DEM Parti'yi idare etme görevi de Devlet Bahçeli'ye verilmiş durumda. Herkese anladığı dilden bir rakip veya bir partner bulunuyor. Orta Doğu'daki şekillenmeler Türkiye'de ayrılıkçı bir Kürt hareketi ya da ne bileyim Kürt hareketinin şeytanlaştırılması falan belli ki bu dönemde iktidarın işine gelmiyor. Orta Doğu'daki belirsizlik ve yaklaşan bölgesel savaş üzerine muhtemelen içeride bir birliği tesis etmek için bir yalandan çözüm süreci inşa edildi veya ısıtılıyor ve bu Devlet Bahçeli üzerinden yapılıyor. Türkiye'nin partisi olun falan diyerek DEM Parti'ye. DEM Parti'nin bu konudaki tavrını, düşüncesini, içeride ne döndüğünü bilmiyorum. Onu da zaman içerisinde görürüz. Fakat şekillenme budur. İçeride ittifakı tesis etme. Ve bunu bir iktidarı sürdürme, önümüzdeki 3,5 yılı sarsıntısız, patırtısız geçirme projesi olarak pazarlıyor. İsrail meselesinde işte güç, kuvvet, biriktirme de bu şekilde değerlendirilebilir. Hoş, Erdoğan'ın özellikle son İsrail konusunda yaptığı meclisteki kapalı oturumun ardından CHP Genel Başkanı bu konuya, yani Erdoğan'ın tezlerine veya işte orada görüş bildiren bakanların tezlerine katılmadığını belirten bir açıklama yaptı. Onu da söyleyelim. Özgür Özel mecliste yaptığı açıklamada kapalı oturumun devam ederken çıkıyor. Yani bitmesini de beklemiyor. Erdoğan'ı millete şikayet ediyorum. İsrail'in Türkiye'ye saldırma olasılığı yok. Gündemi manipüle ediyor demiş. Umarım bu düşüncesini ilerleyen haftalarda da benzer bir şekilde eyleme dökerek sürdürür. Saray rejimine tamam mıyız diye sormuş Bir Gün manşetten. Durum bu. Cumhur bir kez daha muhalefeti oyuna getirme peşinde. Yani herkes her şeyin farkında. O açıdan bu manşeti önemsiyor ve bu manşetle ilgili duygu ve düşüncenin Türkiye'de belli kesimlerde, belli kesimlere yerleştiğini, belli kesimlerin kanaati olduğunun altını çiziyorum. Yani burada ayrıca bir analiz yapmaya gerek yok. Bakın, hemen her gün erişim engeli kararları geliyor. Ve burada getiriyorum, hemen her gün getiriyorum. Engelli web'ten alıntılayarak. Kişilik hakları gerekçesiyle Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği aşağıdaki haberleri yasaklamış. Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi üyesi oldu. Sarayda idari işlere bakarken oraya geçti. Metin Kıratlı kimdir? AYM'de atama çoğunluk Erdoğan'a geçti. AYM'ye atanan Kıratlı kamudan aldığı 3 maaş ve yasa dışı ticaretle anılmıştı falan lafların hepsini sildirmiş. Böyle bir rejimle karşı karşıyasınız. Müzakere ettiğiniz, elini sıktığınız rejim bu. Şirinlik yaptığınız rejim bu. Ve rejim size küfrederken ona bir cevap vermeyip koşa koşa ayağına gittiğiniz rejim bu. Ve rüyadan al haberi aşağıda yazıyor deminden beri, niye bu adam böyle bir KC yazdı?
Ona geldi sıra. Hilal Köylü meclis kulisinden paylaşmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a grup toplantısı çıkışı sordum. DEM Parti ile işbirliğine açık olduğunuzu söylediniz. Onlar somut adım bekliyor. Somut adım gelir mi sizden? Sarı ile işaretlediğim bölüme dikkat. Rüya cevap versin diyor ki kastettiği Rüya Akkuş. A Haber'de çalışan bir muhabir. Rüya da cevap veriyor. Somut adım beklemeksizin siyasetteki ılımlı havayı sürdürelim. Hilal Köylü üsteliyor. Ilımlı hava sürecek mi? Erdoğan Rüya cevabı verdi zaten diyor. Mecliste cidden tuhaf şeyler oluyor demiş ve kendine göre olabilecek en usturuplu laflarla durumu bağlamış ama durum bu kadar facia. Rüyadan al haberi. Erdoğan kendisine son derece kritik bir konuda meclis kapalı oturum yapmış. Son derece kritik bir konuda bir soru yöneltiliyor. Gayet lisan-ı münasiple ona rüya cevap versin diye A Haber'deki belli ki tanıyor, tanışıyorlar. Aileden güvendiği birine o cevap versin diye muhabire pas atıyor. Bir devlet meselesi söz konusu. Muhabirin orada ne demesi gerekir? Efendim yapmayın öyle şey olur mu? Soru size soruldu falan demesi gerekir. En lisan-ı münasiple. Ben ne diyebilirim? Ben soru soran makamındayım. Ben muhabirim. Fakat kız cevap veriyor. Devlet görevlisi gibi. Ki öyle de zaten. Roller nasıl dağıtılmış görüyor musunuz? Sonra da Rüya'nın cevabı doğru diyor. Rüya dersine çalışmış. Vermesi gereken cevabı veriyor. Sınavı geçti. Rüya nasıl mutludur şu anda? Erdoğan bana bir pas attı herhangi, yani son derece kritik bir soru geldi. Erdoğan da bana pas attı. Ben de cevap verdim ve bu cevap onu mutlu etti. Ülkede gazeteciliğin geldiği nokta. Artı X platformundaki mesajdan aynen getiriyorum, caps diyerek getiriyorum Hilal Köylü'nün. Erdoğan Bahçeli'nin DEM'e el uzatmasını takdir etti. DEM'e yumuşak mesaj yolladı. Derdinin sadece siyasi partilerin terörle arasına mesafe koymak olduğunu söyledi ki öyle değil. Orta Doğu'daki yeni şekillenmede içerideki düşmanları Erdoğan, bu benim görüşüm tabii, Erdoğan bir iç ittifakla bu durumu geçirme derdinde. Bakın atanmasın da yerel seçimden bu tarafa kaç ay geçti? DEM Partili Hakkari dışında DEM Partili belediyelere kayyım atanmadı. Sadece bu bile bir veridir. İsrail oturumunu eleştiren Özgür Özel'i esefle karşıladı. Hedefinde sadece CHP var. Onu ben şöyle düzeltiyorum. Erdoğan CHP'yi mutlu etmekle, Bahçeli de DEM'le, DEM Parti ile köprü kurmakla görevlendirilmiş. Cumhur İttifakı'ndaki görev dağılımı bu. Rakı. Erdoğan Bahçeli ile birlikte gündemi tamamen avucunun içine aldı. Kimse bize kadın hakları konusunda ders vermez, kadına şiddet konusunda en büyük açılımı biz yaptık demiş. Devamla Sayın Özel, kadına şiddet önlemek istiyorsan öncelikle rakı reklamı yapma demiş. Özgür Özel'in rakı ile ilgili önceki laflarını hatırlatıyor işte. Rakıyı 140 lira yapacağız demişti. Durduk yere el vermeyiz. Yani Hürriyet'in birinci sayfada Bahçeli'nin DEM Parti ile tokalaşmasını izah ederken Bahçeli bunu izah ediyor. Fakat attığı başlığa bakın, yeterli, altını okumanıza gerek yok. Durduk yere el vermeyiz. Bahçeli. Evet. Bayram değil, seyran değil. Neden öpüldük veya öpüldünüz? Şimdi bakın, bu kadına karşı suç falan meselesi. Erdoğan açıklama yapmış. Onlarca suç kaydı olan kriminal tiplerin ellerini kollarını sallayarak ortalıkta dolaşması bilmem ne. Muhalefet lideri gibi konuşuyor. Yani bu Erdoğan'ın fotoğrafını görmeyin, muhalefet lideri gibi konuşuyor. Şunu yapacağız, bunu yapacağız falan. Bu hikayedir. Yani zaten infaz yasası, infaz düzenlemeleriyle adam öldürenleri erken çıkarıyorsunuz. Uyuşturucu ticaretinden yakanları erken bırakıyorsunuz. Kadın çocuğa cinsel saldırıda bulunanlar 1-2 yılda çıkıyor. Pandemiden dolayı bir sürü insanı saldırırız, bir sürü şey. Hepsini de cezaevlerinde yer açmak için yapıyorsunuz. Çünkü cezaevlerine tweet atanları dolduruyorsunuz. Siyasi suçluları dolduruyorsunuz. Ne bileyim, cemaat grubunu tutuklu, hükümlü yakınlarıyla dayanışıyor diye evlerinden topluyorsunuz. Samimi değil. Fakat dediğim gibi bunun üzerinden bir şey dönüyor. Yani yeni anayasayı da buna yaslayacaklar. İşte infaz düzenlemesi falan olacağı yok. Öte tarafta herkesin zaten suç kaydını biliyorsunuz. Yani buna yol veren emniyetçiyi, savcıyı falan çağırıp sormanız lazım. Neden bunu bıraktın diye. Ama onu yapmıyorlar. Yapmayacaklar da. Özgür Özel ne dedi bu arada?
Erdoğan'ın şahsına değil Cumhurbaşkanlığı makamına ve onu seçmenlere saygımızdan ayağa kalktık dedi meclisin açılış günü. Kaybediyorsak ben kaybediyorum. Hayır sen kaybetmiyorsun. Türkiye muhalefeti kaybediyor. Demokrasi güçleri kaybediyor. Çünkü demokrasi güçlerinin önündeki lider pozisyondaki insan sensin. Lider demiyorum, lider pozisyondaki insan diyorum. Kaybedersen ben kaybederim. Bu böyle bir lüksü yok Türkiye'nin ve Türkiye demokrasi güçlerinin. Böyle bir lüksü yok. Yani bireysel bir iş değil ki bu yahu. Kaybedersen ben kaybederim. Bedelini de ben öderim. Yok ya. O kadar basit mi? Evet. Yani tek başına bu laf bile kişinin ne kadar sığ ve ne kadar potansiyelden yoksun olduğunu gösterir. Kaybedersen ben kaybederim. Kemal Kılıçdaroğlu da ben kaybettim. Ne yapayım? Bedelini de ben ödedim. Muharrem İnce ne yapayım? Ben kaybettim. Bedelini de ben ödedim. Meral Akşener ben kaybettim. Ne yapayım? Bedelini de ben ödedim. Sinan Oğan ben kaybettim. Ne yapayım? Bedelini de ben ödedim. Özgür Özel görevdeyken onların yanına ismini yazdırdı. Bakın Koray Pehlivanoğlu paylaşmış. 50 yaşını geçtim. 2001 krizi dahil ben bu kadar büyük pahalılık yoksullaşma görmedim. Ve alınan tedbirlerin hiçbir işe yaramayacağını, tam tersine durumu daha da kötüleştireceğini düşünüyorum demiş. Durum bu. Durum bu maalesef. Dünyanın en hızlı sabit internetini yaklaşık 300 megabit hızla Birleşik Arap Emirlikleri kullanırken listenin son sırası 3.53'te Türkmenistan. Türkiye 42.90 megabitte ama o da verimli değil. Bakın bu benim kendi evimde, masamda yaptığım hız testi. Dün, evvelki gün yapmışım. Download hızı, upload hızı görülüyor. Yani indirme ve yükleme. Ve bu reel hızlar. Türkiye'de bu interneti 20 megabite kadar upload hızıyla 1000 liradan, 1100 liradan, 1300 liradan satıyorlar. Ve o verimi alamıyorsunuz. Kesiliyor, kesintiye uğruyor. Biraz evvel ekrana getirdiğim upload ve download hızıyla evde aynı anda 10 tane Ultra HD yayın seyretsen takılmadan seyredebiliyorsun. İnternet budur. Dolayısıyla internet platformlarını kapatacağınıza internetteki bu meseleyi ele almanız lazım. Altyapı çökmüş durumda. Maalesef. Amerika ile başladık, onunla bitirelim. Gerçekten yüzyılın en yakıcı kasırgası geliyor. Biden başkan son 100 yılda ABD'deki en kötü fırtınalardan biri demiş. Yine Ulusal Kasırga Merkezi ise Florida tarihinin en yıkıcı kasırgası olma potansiyeli taşıyor açıklamasını yapmış. İnsanlar böyle işte kapılarını pencerelerini kapatıyorlar ama büyük bir tahliye var. Önümde açık bir ekranda sürekli kasırga saat saat takip ediyorum. Bugün yarın son derece önemli, çok enteresan, önemli bir evreden geçiliyor. Bağlarken Amerika demişken Tuğçe Varoğlu'nun tweet'i son derece dikkatimi çekti. Günün bombası Trump 2020 yılında Putin'e gizlice Covid testi göndermiş. Putin bir de Trump'a bana testleri gönderdiğini kimseye söyleme demiş. Aradaki muhabbete bakar mısınız? Covid testleri. Yani bu bile son derece belirleyici. Son notu Avrupa'dan gelsin. Avrupa artık kapılarını kapatıyor göçmenlere karşı ve özellikle sığınmacılara karşı ve sığınmacılara artık iade politikası başlamış durumda. Almanya tüm kara sınırlarında sınır kontrolleri başlattı. Bunu bizzat kendi gözlerimle de gördüm. Geçtiğimiz hafta Almanya üzerinden Fransa'ya, Strasbourg'a gittim. Biliyorsunuz bir eylem için. Ve orada Almanya-Fransa sınırındaki sınır kontrollerini gördüm. Almanya'dan çıkarken değil de Almanya'ya girerken. Elbette gözle kontrol ediyorlar ama şüphelendikleri bir araç veya içindekilerinden, duruşlarından neyse şüphelendikleri veya ne bileyim ırklarından, renklerinden neyse şüphelendikleri bir araç veya bir kara taşıtı olursa durduruyorlar ve kontrol yapıyorlar. En son 17 Avrupa ülkesi başvuruları reddedilen sığınmacıların etkin ve hızlı şekilde ülkelerine geri gönderilmelerini sağlamak üzere göç politikasında paradigma değişikliği yapılması çağrısında bulunmuş. Kalma hakkı olmayan kişiler sorumlu tutulmalı, yeni bir yasal zemin bu kişilerin yükümlülüklerini ve görevlerini net bir şekilde tanımlamalı diyor. Evet, durum bu. Bir manşeti daha böylelikle noktalıyoruz. Bayağı kalabalık bir gündemde en azından yarım saatlik bir süre içinde en fazla ve yarım saati aşmadan toparlamaya çalıştım. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.